Mı oraya, bu videonun içinde onu böyle yakın onu okurlar ya. Bu ilaç 2 gün arayla en fazla 4 seferde yapıldığında işlem tamamdır. Arılarda Avrupa yavru çüğü yavru hastalıklarının birkaç nedeni var. Bunlardan bir tanesi bahardaki açlık. Arı aç kaldığında yavrularını saramaz. Saramadığı yavrular üşeyeceği için çürüyecek ve arı da bunu alıp atamıyor. Birinci neden açlık. İkincisi hastalıklı kovanlardan arılar şey yapıyor, başka geliyor, yağma yapıyor, hastalığı kendi kovanına taşıyor. Bunlar bahsettiğimiz olan yavru çürüğü, Avrupa yavru çürüğü. Normalde Amerikan yavru çürüğünü tedavi etme şansımız yok. Direkt kovan imha edilmesi lazım. Yani bizim arıcılarımız kendileri ölçüyorlar, biçiyorlar, işte sünüyor filan. Bunların hepsi Avrupa yavru çürüğü ve tedavi edilebiliyor. Dezenfeksiyonu şey, bir kova suya, çamaşır suyunu dökersin, aletleri, kovanı silersin onunla. Dezenfeksiyonu bu şekilde. Yavru çürüğü aşırı miktarda olduğu zaman o çıtayı mutlaka imha etmemiz lazım. Arılara yani ilaç da vermiş olsak, arılar o yavru çürüğünü temizleyemiyor. Yani hangi birini temizlesin? Aşırı şekildeki yavru çürüklü çıtalar çöpe atılması gerekiyor. İmha edilmesi gerekiyor. Kullanacağımız ilaç bu. Streptomycin diye yazıyor. Bir antibiyotiktir bu. Kesinlikle hasta olmayan arılara verilmemesi gerekiyor. Bunu yapacağımız işlem, ben şimdi hasta kovanım olmadığı için sağlıklı bir kovana şurup püskürterek yapacağım. 1 litre şuruba bu ilaç yeterli. Cıvık bu, yani cıvıktan kastım yoğun olmaması gerekiyor çünkü püskürtemezsiniz. Tatlı olduğu zaman da arı gidiyor bunu yiyor. Dolayısıyla şey yapıyor, biz hedefimize ulaşmış oluyoruz. Yani şimdi bunu suya koyup atsak arı buna gitmez. Şuruplu şekilde verdiğimizden arı buna saldırıyor, hem midesindeki mikropları öldürüyor, hem gözlere koyarak şey yapıyor. Bir de 1 litreye yetiyor ama senin bir tane kovanın varsa 1 litre şurup yapmana gerek yok. 200 gram yaparsın, gene bir tane at, fark etmez. Artan şurubu da şurupluğa koyuyoruz. Yani başka bir yarın kullanayım dediğiniz zaman bu artık görevini yapmadığı gibi mantar hastalıkları oluşturur ertesi güne kaldığı için. Onun için antibiyotikler zaten 8 saat, 10 saat süreleri vardır. O saatinde verilmesi gerekir. O süre geçtiği zaman bu artık fayda yerine zarar verir. Bugün kullandık, diyelim bize 100 gram lazım veya yarım litre lazım. 5 tane kovanımızda hastalık var. Sıkıyoruz. O kovanlardan bir tanesine kalan şurubu verip emdiriyoruz en küçüğüne. Şimdi yapacağımız işlem şurubumuzun içine antibiyotiği bir suda eritip katıyoruz, çalkalıyoruz. Bu zayıf bir arıydı. Bunda hastalık falan yok. Fakat o kadar enteresan sorular alıyoruz ki. Bu yavrulu çıta. Ortadaki. Hasta olarak kabul ediyoruz. Bu hasta değil ama bunu hasta olarak kabul ediyoruz. İlacı vurduğumuz bütün yavrular ölür. Buradaki açık larvaların hepsini öldürür. O sümük gibi olan parçaları da katılaştırır, arı alıp atabilir bunu. Bu şekil. Hem arılara bütün çıtayı boydan boya böyle, tabir yerindeyse boy abdesti aldırıyoruz. Bu şekil vereceğiz. Artan şurubu da şurupluğa döküp arıya, yani ertesi gün veya iki gün sonra kullanırım değil. Bu uygulamada, 3 uygulamada sonuca ulaşıyoruz ama 4 uygulama olursa tamamen, çünkü açık yavruların hepsini öldürecek, sümük gibi olan parçaların hepsini katılaştıracak, arı kurtulacak. En fazla 4 uygulamada bu yavru çürüğünden kurtulabiliyoruz. Bu konuda çok soru alıyorum. Şimdi bildiğin şeyi söylememek başka bir şey. Söylediğine de pişman ediyorlar. 50 tane soru soruluyor. Biz sıradan sizin gibi bir arıcıyız. Yani bizim eğitimimiz yok.
Gördüklerimizi risk alarak uyguluyoruz ve sonuca gidiyoruz. Bu kadar.